Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrardan yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Önceki videomdan hatırlarsanız arkadaşlar, evin direkleri oluşturulmuştu. Şu an 2-3 haftalık aranın ardından evimizin gördüğünüz gibi kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Ben de size bugün sizler için evimizin kabasını göstermek istiyorum. Şöyle isterseniz şu köşeden, şu açıdan doğru şöyle sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Evimiz diğer videolarda da bahsetmiş olduğum gibi yaklaşık 170 metrekare büyüklüğünde. Şöyle bir çıkıntımız bulunuyor. Evin içine girdikten sonra zaten size o çıkıntıyı da daha ayrıntılı göstereceğim. Evimizin giriş kısmı şöyle. 3 tane bacamız bulunuyor. Şu an biraz tozlanmış durumda olan kiremitlerimiz de mevcut. Şu arkada ki evimizin kiremitleriyle aynı renk oldu bu evimizde. Şöyle isterseniz yavaştan evimizin içine doğru giriş yapalım ve sizlere ayrıntılı bir şekilde içini gösterelim. Şöyle bizleri şöyle bir basamak karşılıyor. Şöyle keza yanlardan da basamaklarımız mevcut. Şöyle bizleri geniş bir kapı karşılıyor arkadaşlar. Burası şöyle holümüz. Öncelikle şu sol tarafta bulunan gömme kısma vestiyerimiz gelecek arkadaşlar. Mimarımız bu evi tasarlarken özellikle burada böyle bir boşluk bıraktı. Hemen sol tarafta bizleri ilk odamız karşılıyor. Şöyle odamızın içine girdiğimizde yaklaşık 16 metrekarelik efsane manzarasıyla bizleri bu şekil bir oda karşılıyor. Şu an bu arada şu anda elektriklerimiz de oluşturuluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi elektrikçilerimiz dün geldi ve evin dibine şap dökülmeden önce elektrik borularını şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yerleştirdiler. Arkadaşlar şöyle gösterdiğim gibi burası holümüz. Hemen evimizin sağ tarafının giriş tarafından küçük bir tuvalet bizleri karşılıyor. Bunu genellikle misafirler için, misafirlerin kullanılması için tasarlandı bu. Burası da şöyle yaklaşık yani 3-4 metrekare civarlarında olması gerekiyor. Şöyle arkadaşlar, ilk olarak salonla mutfağa geçmeden önce ilk olarak diğer odaları sizlere tanıtmak istiyorum. Şöyle sağ tarafa döndüğümüzde bizleri şöyle bir kiler karşılıyor. Kilerimizin camı yok. Bu üstten havalandırma olacak kilerimizde. Şöyle arkadaşlar, buraya işte bulaşık makineniz olsun, çamaşır makineniz olabilir, keza dondurucunuz olabilir. Buraya fazlalık eşyaları da aynı zamanda koyabilirsiniz. Salonumuz bu arada şöyle göstermek istiyorum. L şeklinde bizlere karşılıyor ve son derece ferah olduğunu sizlere söyleyebilirim. Hemen sağ taraftaki odamıza geçelim. Bu ev bildiğiniz gibi 3+1 olarak tasarlandı. Bu odamız da yaklaşık 15-16 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Şöyle arkadaşlar, yine evimizin ön tarafına doğru camı bakıyor. Hemen diğer odamıza geçiyoruz. Burası yaklaşık 20 metrekare alanın büyüklüğe sahip olan ebeveyn odamız. Burası diğer odaların aksine birazcık daha büyük. Arkadaşlar şöyle bu kısımda ön bahçeye doğru bakıyor. Bu arada diğer evimiz de yan tarafta gözüküyor. Hemen bu iki odanın arasında bizleri banyo karşılıyor. Şöyle arkadaşlar, banyomuz da bu tarafta. Bu arada evin kabası tamamıyla tamamlandıktan sonra
bitişiyle birlikte size evin tamamını komple tekrardan arkadaşlar göstereceğim. Şöyle birazcık isterseniz evin boyutundan da bahsedeyim. Burası yaklaşık tavan boyu 3 metre civarlarında arkadaşlar. Birazcık daha bizi ferah bir görüntüye açıkçası kavuşturuyor. Burası oturma odamızın girişi. Biz buraya bilerek kapı yaptırmadık. Daha ferah bir görüntüye bizleri kavuştursun diye. Şöyle isterseniz ilk olarak mutfağımıza bir girelim. Sağ tarafta da bizleri mutfak karşılıyor. Şöyle arkadaşlar, mutfağımız da yaklaşık 30 metre büyüklüğünde. Şöyle az önce de bahsettiğim gibi elektrikçilerimiz geldiler. İşte buzdolabımızın, fırınımızın olacağı yerlere elektrik yerlerini belirlediler. Şöyle arkadaşlar, verandamıza da çıkılan burada kapı gelecek. Zaten komple takıldıktan sonra da sizlere tam anlamıyla tamamlandıktan sonra onları da sizler için paylaşacağım. Buradan da verandamıza çıkılan yer olarak bizleri karşılıyor. Şöyle hemen oturma odasına geçmek istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi burada herhangi bir kapı mevcut değil. Şöyle içeriye girdiğimizde bizleri tekrardan verandaya çıkılan büyük bir cam kapı takılacak buraya, karşılıyor. Bu alanımız da yaklaşık 38 metrekare dolaylarında. Bu duvara niş yaptırmayı düşünüyoruz. Yani bu da özellikle mobilyanın yer kaplamasını falan engelliyor. Onu tabii ki de tamamladıktan sonra tam ayrıntısıyla birlikte sizlere de göstermek istiyorum. Geldik belki de evimizin en güzel manzarası da en güzel, en keyifli yerlerinden birine. Bizleri şöyle bir çıkıntı karşılıyor. Buraya camlarımız takılacak. 4 adet. Yani burası bir satranç köşesi, kahve köşesi olarak da adlandırabileceğimiz bir yer olarak bizleri karşılıyor. Yani şu an bile çok hoş bir görüntüyle bizleri baş başa bırakıyor. Şöyle eşsiz manzarasıyla birlikte. Buraya da camlar takıldıktan sonra güzel bir manzaraya bizleri kavuşturacak. Bu arada bu tarafta da şöminemiz geleceği için şöyle bir delik bulundurduk buradan, baca deliği. Şöminemiz de bu köşeye gelecek. Hemen şöyle verandaya çıkmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yaklaşık 20 metrekarelik bir alana bizleri kavuşturuyor bu alan. Az önce de gösterdiğim gibi mutfaktan da çıkışımız mevcut. Oturma odamızdan da çıkışımız mevcut. Tabii gördüğünüz gibi henüz çevre düzenlememiz tam olarak tamamlanmadı. Evin tam anlamıyla tamamlanmasını bekliyoruz. Ondan sonra iki evin arasına ve şu yan tarafları görmüş olduğunuz alanlara komple temiz toprak yaydırıp çim ekim çalışmalarına başlayacağız. Bu evin de yaklaşık bir aylık bir işi kaldı diyebilirim. Yani dış sıvası yapılacak, iç sıvası yapılacak. Ondan sonra yere şap atılacak. Elektrik İşleri zaten tamamlandı. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. Ondan sonra işte laminattır, camlardır, tuvaletler, banyolardır. Tamamlandıktan sonra artık doğalgazımız da gelmiş bulunmakta. Yani çevre düzenlemesi kalıyor. Ya yaklaşık da 2 ay içinde bu eve taşınılır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi daha ayrıntılı videosunu tam olarak ev bittikten sonra sizler için göstereceğim. İsterseniz şöyle evin ön kısmından da sizlere bir görüntü paylaşmak istiyorum. Bu arada geçen gün biz kuruluk da yaptırdık. Şu an orası da yani kabası tamamlandı. Şöyle araç gereç olsun kullanmak için böyle bir kuruluk yaptırmış bulunmaktayız.
Yani bu da uyumlu olsun diye hatta diğer evimizden arta kalan kiremitleri bu kuruluğumuzun üzerinde kullandık. Onun da dış sıvası kaldı, camları ve kapısı kaldı. O da yavaştan inşallah tamamlanmak üzere. Şöyle evimizin hemen ön cephesinde sizler için göstereyim. Evet arkadaşlar, şu açıdan da sizlere evimizi göstermek istiyorum. Şöyle girintiler, çıkıntılar, çatımız. Az çok zaten evimizin iskeleti ortaya çıkmış bulunmakta. Dediğim gibi bir aylık bir süreci kaldı bu evin tamamlanmasının. Gördüğünüz gibi camlar, çerçeveler, pencereler, dış sıva. Ondan sonra artık çevre düzenlemesi kalıyor. Şöyle bir kuruluğumuz bizleri tekrardan karşılıyor. Orası da tamamlanmak üzere ve bu da bizim evimiz. Bu arada biz kendi evimizin de şöyle görmüş olduğunuz gibi bacalarını değiştirdik. İnce bir baca vardı. Bunların da sıvası yakın bir zamanda yapılacak ve boyanacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabii zamanla her şey daha güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Bugün de sizlere bunu göstermek istedim. Arkadaşlar dediğim gibi tamamlandıktan sonra inşallah diyelim. Ayrıntılı bir şekilde sizlere tekrardan evimizin paylaşımını yaparım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın.